Havran üzerinden, üstelik de o Tumat altın madeninin altından bir fay hattı o iskeleye kadar iniyor. Yani oraya kadar iniyor, binanın yapılacağı yere kadar. Ve bütün bu iskele, Ören Mahallesi, sahile kesimi, sahil kesimi, burası nehir yatakları, yani bir deltaydı. Deltaydı ve dolayısıyla burası doldurulmuş bir alan. Yani alüvyonlarla dolmuş ve sıvılaşmaya açık bir alan. Zaten sulak alan da var. Akçay sulak alanı da söz konusu. O alanların içerisinde bir deprem olduğunda çok ciddi sıkıntılar yaşayacağımız çok aşikar. Yani bunun için belediye meclisi şöyle bir karar aldı ama ya deprem şu anda bugünlerde ruhsat vermiyor ama ruhsat verilmiş bütün inşaatlar devam ediyor. Yani ne yazık ki devam ediyor. Onları durdurmadılar. Yani ama deprem konusunda ne yazık ki Burhaniye'de yani bütün ülkede olduğu gibi Burhaniye'de bir duyarsızlık, bir tutarsızlık var. Her şeyi rant haline getiriyor zaten biliyorsunuz bu sistem. Bir kere bu sıvılaşma dediğimiz şey de zaten o. Yani alüvyonlu olduğu için yani bir müddet sonra yani depremde yani şöyle söyleyeyim yaşı uygun olanlar hatırlarlar. İstanbul depremi yani Gölcük depreminde Gölcük'ün sahilinde şeyler suya gömülmüşlerdi apartmanlar. Bayağı yıkılmadılar, suya gömüldüler. Adapazarı'nda orası da çok ciddi bir sıvılaşma alanıdır. Binalar yıkılmadı üst üste ama yan yattılar, birbirlerine zarar verdiler. Böyle bayağı bildiğiniz yan yatmıştı bina. Şimdi burada da aynı şey olacak. Yani eğer o tarım alanlarını hala o alüvyonlu toprağa sıvılaşma olduğu söylenen, bilim insanları tarafından sıvılaşma olduğu söylenen alanlara bina yapmaya devam edersek ya çökecekler ya yan yatacaklar. Ne yazık ki çok ciddi mal ve daha da önemlisi can kaybı yaşayacağız burada. Ama bu konuda ısrarla rant yani rant çok ciddi bir şekilde öne çıkartılıyor. Yani söyleyeceğimiz şu yani ileride hep beton 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 mu yiyeceğiz? Yani bunu söylemek lazım belki.